Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor Merhaba. mu? Ya, bendeki programda ders 15.30 olarak görünüyordu. Ben de rahat rahat böyle ya ulan diyorum hem senkron ders hem 15.30'da bir yandan söyleniyorum bir yandan da dersin gelmesini bekliyorum. Neyse bakalım kaç kişiyiz burada? Epey kişi varız. Evet 29 kişi gelmiş. Gayet iyi durum. Evet, ürogenital sistemle ilgili klinik anatomide ilk akla gelenler neler? Onlardan biraz söz edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, düz grafi dediğimiz şey röntgen filmidir. X ışınları kullanarak görüntüleme yapılır. Burada düz grafi ile taşların yaklaşık %60'ını tespit edebiliriz. Yani idrar yolu taşlarının, üriner sistem taşlarının yaklaşık olarak %60'ı radyo opaktır. Radyo opak ne demek? Beyaz görünen. Yani X ışınını geçirmeyen, X ışını geçmiyor. Bu sayede filmde bir boyama gerçekleşmemiş oluyor. Yani filmde siyahlaşma olmamış oluyor. Bunlara radyo opak diyoruz. Bakın burada sol tarafta böbreğin gölgesini görüyoruz. Böbreğin gölgesinin orada yuvarlak bir taş, radyopasite görülüyor. Bu siyah şekildeki yapılar da bağırsak kesitleri arkadaşlar. Bu bağırsak havası ince bağırsak olduğunu net olarak söylüyoruz. Çünkü ince bağırsak kıvrımlarından bu şekilde İçinde hava olduğu için, boşluk olduğu için bu şekilde görebiliyoruz. Eğer ki ince bağırsakta da şöyle bir beyazlık olsaydı, yani yarı yarıya ya da yarıdan biraz azı veya fazlası daha opak görünseydi, o zaman da ince bağırsaklarda bir tıkanma olduğunu ya da bağırsak hareketsizliği olduğunu söylerdik. O da hava sıvı seviyesi anlamına gelirdi. Ne demiş? KUB sensitivity, yani KUB dediği kidney ureter bladder radiograf, yani böbrek üreter mesane radyografisi. Bu düz grafi yatarak çekilir arkadaşlar. Yatarak direkt karın grafisi. Hatırlarsanız gastrointestinal sistemde ayakta direkt karın grafisi çektirirdik. Ne için? Çünkü ayakta direkt karın grafisinin gastrointestinal sistemde tanı koydurucu özellikleri vardı. Mesela diyafragma altında serbest havayı ayakta direkt karın grafisiyle tespit etmemiz mümkün. Az önce söylediğim gibi bağırsaklarda hava sıvı seviyesini de tespit etmemiz mümkün. Demin burada hava sıvı seviyesi dedim. Bunu ayakta grafi olarak kabul edersek bu doğru. Yatarak da genellikle o hava sıvı seviyesini görmeyiz zaten bağırsaklardaki. Şimdi neden yatarak direkt karın grafisi de ayakta direkt karın grafisi değil, üriner sistem taşından ya da üriner sistemle ilgili bir patolojiden şüphelendiğimizde? Çünkü yatarak direkt karın grafisinde böbrekleri, üreteri, mesaneyi daha iyi görebiliyoruz. Ayakta direkt karın grafisinde bağırsaklar öne doğru, böbreklerin önüne doğru asılıp toplandıkları için fazlaca silüet oluşturuyorlar. Fazlaca gölge oluşturuyorlar orada. Hava gölgesi, sıvı gölgesi oluşturuyorlar o sebeple. Ne demiş? Direkt grafide içinde kalsiyum, struvit ve sistin bulunan taşları göreceğiz. Küçük taşları, ürik asit taşlarını, bakın ürik asit taşları önemli ve kemikler ile süperpoze olan taşları görmeyeceğiz. Yani taşın arkasına kemik denk geliyorsa orası zaten opak görüneceği için biz taşı ayırt edemeyebiliriz. Direkt grafilerdeki sorunumuz bu. Ama %60'ını görüyoruz. Ürik asit taşlarını direkt grafiyle göremiyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Evet, böyle bir farklı grafi
türü var. Buna intravenöz piyelografi diyoruz. Bir maddeyi venöz yoldan veriyoruz. Venöz yoldan verdikten sonra bunun itrah süresi var. Yani böbreklerden atılma süresi var. Böbreklerden idrar yoluyla atılırken grafiği çektiğimizde böyle kalix minörleri, majörleri ve pelvisi, üreteri görmemiz mümkün. O yüzden intravenöz piyelografi ya da piyelografi adı veriliyor buna. Bunda da yine kalikslerde, daha doğrusu renal pelviste özellikle veya üreterde bir daralma var mı, bir taş var mı, obstrüksiyon var mı onu görebiliyoruz. Evet, bu da konvansiyonel yöntemle, bu muhtemelen dijital, bu konvansiyonel yöntemle yani filmin üzerine basılmış sağ tarafı sağ olarak işaretliyor. Böyle bir durum söz konusu. Bakın böbreği, sağ böbreği görüyoruz. Aşağıya kadar iniş görünmüş. Hafifçe bir genişleme olmuş üreterin tam pelvise girdiği yerde. Çünkü ufak bir daralma söz konusu pelvik kısımda. Sağ, sol tarafta ise yine proksimalde bir darlık söz konusu. Aşağılara doğru daha az bir idrar akışını görüyoruz sol böbrekte. Şu kısımda da bir şey var. Yani bakın sağ pelvise bakın tamamen radyo opak maddeyle doluyken sol pelviste aynı şeyi söyleyemiyoruz. Sol pelviste opak maddenin dolmasına izin vermeyen bir başka bir şey var. Yani burada bir yer tutan lezyon olabilir, taş olabilir, opak olmayan taş, ürik asit taşı gibi bir taş olabilir ya da bir tümöral oluşum söz konusu olabilir. Evet, burada böbreklerin bilgisayarlı tomografi görüntüsü, CT görüntüsünde görüyoruz. CT'de böbreğin kesitlerini görüyoruz. Tabii 3 boyutlu rekonstrüksiyonu yapıldıktan sonra aynı şekilde böbreklerin resmini de, 3 boyutlu resmini de görmemiz mümkün. Böbreklerin etrafındaki yağ dokuyu burada görüyoruz arkadaşlar. Pararenal yağ dokusu. Perirenal hemen etrafındaki kapsül hatırlarsanız. Pararenal ise arkaya doğru giden böbrek yatağı denilen kısım. Burada karaciğerin bir kısmını görüyoruz. Sol tarafta da dalağı görüyoruz. Aynı şekilde CT ile karın içerisindeki diğer organları deminkinden biraz daha yukarıdaki bir seviyede bir CT kesiti böbrekleri net olarak görebiliyoruz. Patolojik bir durum olduğu zaman CT ile bunu tespit edebiliyoruz. CT neden tercih edilir bazı durumlarda? Çünkü çabuk sonuç verir arkadaşlar. Kısa sürer CT çekmek. Şey gibi yani tomografi çekmek manyetik rezonans görüntülemeden çok daha kısa sürer. 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi, ürografi 3 boyutlu rekonstrüksiyon yaparak bu görüntüleri dediğimiz gibi gözle nasıl çıplak gözle diseksiyonda nasıl görünüyorsa ona yakın bir görüntü elde edebiliyoruz. Demin intravenöz piyelografiden söz etmiştik. Benzer bir şeyi CT ürografi ile de gerçekleştirebiliriz. İlk başta bir böbrekte bir şüpheli lezyon görürsek ondan sonra aynı şeyi detaylı olarak incelemek için bilgisayarlı tomografi ürografisi yapılabilir. Burada bakın neyi gösteriyor bize? Sol tarafta toplayıcı sistemin yani pelvisin ikiye ayrılmış olduğunu gösteriyor. Çift üreter başlangıcı diyebiliriz. Bazen çift üreter olur. Ta aşağıya kadar bunlar birleşmeden giderler. Ayrı ayrı giriş yaparlar şeye, mesaneye.
Bazen yarı yolda birleşirler, bazen pelvisin hemen çıkışında birleşirler. Burada neyi görüyoruz? Burada da bakın böbrek pelvisinde bir lezyon olduğu net. Böbrek pelvisinde bir lezyon var. Bakın şu kısımda böbrek pelvisinde bir lezyonu görüyoruz. Benzer şekilde rekonstrüksiyon yapıldığında da nerelerde darlık var, nerelerde yok onu görebiliyoruz. Bakın burada sol üreterin yaklaşık olarak orta kısımlarında L5, L4, L5 arasında ne olduğunu görüyoruz. Bir striktür ya da bir daralma olduğunu görüyoruz. Bu CT ürografilerden sonra dediğimiz gibi rekonstrüksiyonlar yapılabilir. Bu rekonstrüksiyonlarda da yapıların yerleri çok net olarak görüntülenebilir. Burada sol böbreğin biraz aşağıya kaymış olduğunu görebiliyoruz. Bakın şuradaki görüntüye bakın, buradaki görüntüye bakın. Böbrek böyle yaklaşık 3 santimetre kadar sağ böbrek aşağıya inmiş. Üreterinde hafif değil, ciddi bir katlanma söz konusu. Sol tarafta çift toplayıcı sistem ya da çift idrar yolu diyelim. İki ayrı pelvis var gibi arkadaşlar. Bakın şuradaki kısımlara baktığımız zaman sanki iki ayrı pelvis renalis varmış da bunlar bir süre sonra birleşmiş gibi görünüyorlar. CT'den sonra 3 boyutlu rekonstrüksiyonda çok güzel görünümler elde edebiliyoruz. Tabii ki bunlar daha ileri tetkikler. Burada böbrek görebiliyor musunuz? Birleşmişler mi sanki? Değil mi? Ortada birleşmişler. Alt kısımlarda birleşebilir arkadaşlar böbrek. Buna atmalı böbrek adı verilir. Cerrahi spesimen burada görülüyor. Bakın şu sağ altta cerrahi spesimen görülüyor ve bu atmalı böbrekler büyüme eğilimindedirler. CT görüntüsü, koronal CT'de atmalı böbreği görüyorsunuz. Distalinden birleşmiş. Onun rekonstrüksiyonunu görüyorsunuz. Hatta sol tarafta toplayıcı sisteminin biraz daralmış olduğunu görüyoruz. Burada da yine rekonstrüksiyonla atmalı böbreğe tanı konulmuş. Atmalı böbrekler arkadaşlar önemli. Neden? Polikistik böbrek hastalığı oluşturabilirler. Daha sık oluşur polikistik böbrek hastalığı. Polikistik böbrek hastalığı nedir? Böbrekte çok fazla sayıda kist vardır. Polikistik demek bu demek. Çok fazla kist vardır. O kadar fazla olurlar ki böbrek dokusunun fonksiyon görme yeteneğini ortadan kaldırırlar. Bakın polikistik bir böbrek ve atmalı böbrek. Daha doğrusu atmalı böbrekte polikistikler oluşmuş. Sağ tarafta da yine polikistik çift böbrek çıkarılmış. Onları görüyorsunuz. Burada kocaman olduğunu görebiliyorsunuz CT görüntüsünde ama çıkarılmış cerrahi spesimende ne kadar olduğunu, ne kadar büyük olduğunu şu ellerle karşılaştırarak tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun bir insan, erişkin insan eli olduğunu düşünürseniz kocaman böyle kiloluk böbreklerle karşı karşıyayız. Polikistik böbrek hastalığı böyle bir durum. Bakın aynı şekilde buradaki koronal CT'de de polikistik böbrek hastalıklarını görmüş oluyoruz. Tabii ki bu çoklu kistler olduğu zaman ne oluyor? Böbreğin fonksiyonu bozulmuş oluyor. Bu rekonstrüksiyonda da sol tarafta polikistik böbreği görmemiz mümkün. Şurada bunlar şey damarları, bağırsakların damarları. Onu çok fazla dikkate almaya gerek yok arkadaşlar. Böbrek taşları var. Böbrek taşları önemli. Bulundukları yere göre bel ağrısına yol açabilirler veya kasık ağrısına yol açabilirler. Yani üretere geçtiyse kasık ağrısıyla karşılaşabiliriz.
Şu sağ tarafta gördüğümüz pelviste yerleşmiş ve kocaman olmuş bir böbrek taşı. Pelviste böyle yerleşip tamamen pelvisi doldurup hatta oradan şeylere giren böbrek taşlarına, kalix minörlere kadar giren böbrek taşlarına staghorn deniliyor. Geyik boynuzu böbrek taşı adı veriliyor. Birçok şey uzantısı olduğu için. Bu sağ aşağıda da yine büyük bir böbrek taşını görüyoruz. Sol tarafta birden fazla sayıda böbrek taşı var. Bunların içeriklerinin ne olduğunun anlaşılması gerekir. Bakın burada sağ üst tarafta böbrek taşları sadece görüntülenmiş. Böbrekler baskılandıktan sonra. Sol altta ise yine aynı şekilde neredeyse pelvisi tamamen dolduran böbrek taşları görüyorsunuz. Şu şekilde bakın çok ilginç taşlar. Şunlar hatırladığım kadarıyla striatit taşları olması lazım. Böyle çok değişik şekilleri oluyor bunların. Bayağı estetik görünenler oluyor. Diğerleri de farklı türde böbrek taşları. Tabii bunlar içeriklerine göre çeşitli eşlik eden hastalıkların belirtisi de olabiliyorlar. Bakın şu taşın, yaklaşık bu taşın çıkarılmış cerrahi spesimen olarak görünümü de bu. Pelvisi neredeyse tamamen dolduran bir taştan söz ediyoruz. Bu tarafa geldiğimizde sanki bir mikroorganizma görüntüsü veren çeşitli uzantıları, birçok uzantısı olan taşlar. Aşağıda da değil mi, böyle mermer gibi, kıymetli taş gibi bir taş. Bunlar incelenmek için eskiden MTA'ya gönderilirdi. İçerikleri nedir bakılsın diye. Yani maden tetkiki arama gerçekten oraya gönderilirdi. Burada neler varmış bakıyoruz. Bilateral böbrek taşı görüyoruz. Evet. Bilateral sağda böbrek taşı, hatta tüm pelvisi ve kaliksleri toplarken sol taraftaki distal kısmı sanki tam kapatmıyor gibi. Ondan sonra perkütan nefrolitotomi yapılmış. Ne demek perkütan nefrolitotomi? Şeyden girerek, ciltten girerek böbreklere ulaşıp taşı çıkarmak demek. Yani büyük karnı kocaman açarak değil de radyografik görüntü altında, yani fluoroskopi altında böbrek pelvisine girerek taşları çıkarmaya yönelik bir cerrahi. Birinciden sonra taşlar epey azaltılmış. İkinciden sonra da iyice azaltılmış. Sağ taraf temizlenmiş. Üçüncüden sonra ise tüm taşları çıkartmış. Hepsini bir anda çıkartamıyor. Şimdi çeşitli yerlerde olabilir dedik. Kalikslerin içerisinde olabilir. Kaliksten çıkıp pelviste serbest olabilir. Pelviste serbest olduktan sonra üretere atlayabilir. Üretere giderse ağrı, spazmla kendini gösterir. Oradan üreterde bildiğiniz gibi üreterin darlıkları vardır çeşitli yerlerde. O darlıklardan birinde sıkışır ise daha proksimal kısımda genişlemeye yol açar bu. İdrar akışının sağlanamamasına bağlı olarak o durumda da hidroüreter meydana gelir. Tabii bu geriye doğru böbreğe sirayet ederse, böbreğe kadar ulaşıp onu etkilerse bu duruma da hidronefroz denilecektir. Bazen üreterden mesaneye düşer, mesane içerisinde serbest olurlar. Oradan da üretreye geçtiklerinde yine ağrı gösterirler ama üretreye geçtikten sonra daha kolay olarak atılması söz konusu olabilir. Sıklıkla bu üreterdeki seyirleri sırasında çok ağrılı olurlar. Bazen sistoskopi ile bunları almak da mümkün. Üretradan giriyorsunuz mesaneye, mesaneden de yukarıya çıkıp forceps ile almak mümkün ya da lazer uygulayıp parçalamak söz konusu olabiliyor.
Burada yine bir bilgisayarlı tomografi kesitini görüyoruz arkadaşlar. Şu kısımda mesaneyi görüyoruz. Bakın şeyi gördük, femur başını gördük. Femur başını gördüğümüz yerde prostatı da görürüz. Bu aklınızda bulunsun. Femur başını gördüğümüz yerde prostatı da gördük ve prostatın bakar mısınız ne kadar büyümüş olduğuna? Yani mesaneden neredeyse boşsa mesaneden büyük bir prostat. Normalde rektum çapında olması gerekirken çok daha büyümüş olduğunu görüyoruz. Prostat büyümesi birçok sebeple olabilir. Ama sıklıkla benin prostat hiperplazisi sebebiyle prostat büyümesini görürüz arkadaşlar. Evet, burada da üretra ve etrafında prostatın büyümüş olduğunu rekonstrüksiyondan görmemiz mümkün. Aşağı indik. Burada ciddi bir dolma defekti söz konusu. Ne dolma defekti? Mesanede dolma defekti. Yani mesanenin içerisini radyoopak maddenin doldurmasını bekleriz. Mesanenin içerisini düzgün konturlarla doldurmasını bekleriz. Bir balon gibi doldurmasını bekleriz. Ancak burada mesanenin sol tarafının neredeyse hiç dolmadığını görüyoruz ve konturların da sınırların da düzensiz olduğunu görüyoruz. Şimdi düzensiz sınır iyi alamet değildir arkadaşlar. Kansere işaret eden bulgulardan biridir. Tabii ki kanser tanısı koymak için mutlaka patolojik tanı gerekir. Alacaksınız mikroskop altında boyalarınızda o hücreyi göstereceksiniz. Tam tanıyı böyle koyarız. Ama burada da görüntünün büyük ihtimalle kanser olduğunu anlattığı bir durum söz konusu. Mesanede dolma defekti. Mesane kanserlerinde ağrısız hematüri olur. Ne demek ağrısız hematüri? Kanama olur ama ağrı olmaz. Bu mesane kanserleri için çok tipiktir arkadaşlar. Kişi idrarını yapar, kıpkırmızı gelebilir idrar. O kadar çok kan vardır ama ağrı yoktur. Bu mesane kanserlerinin çok tipik özelliğidir. Mesane kanserleri sigara kullanma, hidrokarbonlarla polimer sanayisinde çalışanlarda, hidrokarbonlarla çalışanlarda çok sıklıkla ortaya çıkan bir kanser türüdür. Erken dönemde yine sistoskopi ile girilip tedavi edilmesi mümkündür ama geç dönemde bazen mesanenin alınması gerekir. Mesane alınınca ne olur? Mesane alınınca genellikle ileum yani ince bağırsakların distal bölümünden bir kısım alınarak mesane yapılır. Yani burada bir işte yarım litrelik bir torba yapılır. Bu mesaneye üreterler bağlanır. Tabii bu durumda idrar yapmada kontrol nerede olur? Eksternal sfinkterde olur. Eksternal sfinkter vasıtasıyla biz mesane kontrolünü sağlamış oluruz. Mesane kanseri demek ki neymiş? Tipik olarak ağrısız hematüri. Kanlı idrar ama idrarda kan var ama ağrı yok. Diğer türlerde mesela taş varsa mutlaka ciddi bir ağrı söz konusudur. Spazmlar söz konusudur. Kanama buna eşlik edebilir. Gross hematüri yani gözle görülen hematüri dahi olabilir. Enfeksiyonlarda hematüri olur ama onlarda da yine ağrı eşlik edecektir. Evet arkadaşlar, bu da histerosalpingografi ya da görüntü histerosalpingogram. Ne yapılıyor? Histeros yani uterus ve tüplerin görüntülenmesi. Ne yapılmış? Vajenden giriliyor, serviksten içeriye doğru radyo kontrast bir madde veriliyor. Radyo kontrast madde verildikten sonra tüplerin açık olup olmadığına bakılıyor. Ne oluyor? Radyo kontrast madde uterus çeperlerinden ilerleyip tüplere geliyor. Tüplerden de abdominal kaviteye doğru geçiş yapıyor.
Eğer ki bilateral bu oluyorsa bu durumda şeyden söz edebiliyoruz. Patenttir diyoruz tüpler. Yani tüpler açıktır diyebiliyoruz. Tüplerin kapalı olma durumundaysa bakın şurada sağ tarafta tüpü kapalı olarak görüyoruz. Tüplerin kapalı olma durumundaysa oraya doğru beyaz yani radyo opak maddenin gitmediğini görürüz. Bu da ne zaman yapılır? Bu da mesela gebe kalamama şikayetiyle gelen kişilerde önce tetkikler yapılır. Kan tetkikleri, işte hormonal bir durum var mı yok mu diye bakılır. Ondan sonra fiziksel olarak, anatomik olarak sistemin, ürogenital sistemin uygun olup olmadığına bakılması gerekir. Anatomik olarak tüplerin açıklığının değerlendirilmesi için böyle bir şey gerçekleştirir. Ha diyeceksiniz ki MR'la göremez miyiz tüpleri? Elbette ki MR'la görürüz ama şunu unutmayalım. Bu gibi yapılar içleri boşken yüzeyleri birbirine yapışık dururlar. Yani hortum gibi açık durmazlar. Bez hortum gibi düşünün. Bu yangın hortumlarına sarılan bez hortumlar gibi düşünün. Yani lümenli olarak durmazlar. Birbirine yüzeyler temas eder vaziyette olurlar. O sebeple CT veya MR'la tüplerin açık olup olmadığını göremeyiz. Radyo kontrast madde vermemiz bu sebeple gerekir. Evet, buraya geldiğimizde de bir de şey vardı. Bakın burada üterin sineşi vardı. Üterin sineşi ne demek? Uterusun ön ve arka duvarlarının bir yerde birleşmiş olması, bir yerde yapışık olmasına uterin sineşi adı verilir. Evet, burada da bir başka örneğini görüyoruz. Sol tarafta çok güzel gitmiş. Sağ tarafta biraz darlık var gibi kendini gösteriyor ama yine de geçiş olduğu görülüyor. Geldik pelvik muayeneye. Arkadaşlar, pelvik muayene bir kişinin onayı ile yapılması gereken bir durumdur. Yani pelvik muayeneye getirilen kişi bu muayeneye onay vermelidir. Yani durup dururken işte çocuğun anne babası ya da işte kocası ne bileyim okulda öğretmeni alıp da pelvik muayeneye getiremez. Getirdiği zaman da hekimin bu muayeneyi yapmaması gerekir. Ne zaman yapılır? Eğer ki savcılıktan adli bir durum sebebiyle pelvik muayene yapılması gerekiyor ise savcılıktan kolluk kuvvetlerinin nezaretinde muayeneye getirilen kişiye muayene yapılır. Tipik olarak eskiden şöyle yapılırdı. Kişinin sol koluna bilek hizasının hemen üzerine savcılığın mührü vurulurdu. Neden? Çünkü bu şekilde muayeneye getirilen kişinin savcının gördüğü kişi olması sağlanmış olurdu. Yazıda da işte sol kolu mühürlü olarak ya da sol kolu damgalı olarak gönderilen şunun şu muayenesinin yapılması diye yazarlardı. Yani ancak böyle bir durumda kişi pelvik muayeneye alınmalıdır. Hatta bu kolunda damga var, şarkılara, türkülere bile girmiş bir durum. Şimdi öyle şeylerle karşılaşılıyor ki arkadaşlar, bu pelvik muayenede özellikle bekaret muayenesi kısmı ile toplum çok ilgileniyor. O gibi durumlarda birçok kontrol edemeyeceğiniz faktör olabilir. Özellikle küçük yerlerdeyseniz bu muayeneyi yapmamanızı ben size öneririm. Kişiyi bir adli tıp uzmanına veya bir kadın doğum uzmanına göndermeniz bence daha yerinde olur. Çünkü adli tıp uzmanı olası şeylerin, şiddet olabilir,
tecavüz olabilir, o gibi değerlendirmeleri yapabilecektir. Kadın doğum uzmanı da zaten adam konunun ilgilisi olduğu için oraya gitmeli, ona gönderilmesinde fayda var. Bazen öyle şeyler olur ki siz hiçbir şey söylemeseniz bile sizin ağzınızdan çıkmış gibi bir şeyler, raporlar yazılmış gibi etrafa duyulur. Siz muayeneyi yaparsınız, hiçbir şey söylemezsiniz. Çocuğu şeye götürürken, savcılığa geri götürürken birçok kişi yolda işte saldırır eder, Allah korusun bir sürü lüzumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Şimdi arkadaşlar, şeyle ilgili sunumum böyle. Birkaç tane dediğim epey bir videomuz var. Onlara bakacağız. Sunumla ilgili sorunuz varsa cevaplandırayım. Anladığım kadarıyla yok. Güzel. Şimdi geldik. When a stone becomes too large, irregularly shaped, causes uncontrollable bleeding. Şimdi şu adamın sesini azıcık açalım. Onu sizin göreceğiniz şekilde tutmalıyım. Chat'ten varmış. Fazla olsaydı hala ağlıyor olurdu. Tam anlamadım. Hocam bir şey sorabilir miyim acaba? Üretradan mesaneye girme işlemine ne ad veriyorsun? Üretradan mesaneye girme işlemi sistoskopi. Sistoskopi. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle söyleyelim. Vezika üriner ya. Şeyin adı, mesanenin adı, sisto lafı gördüğünüz her şey mesane demektir. Mesela sistit, mesanenin enfeksiyonu demektir. İşin içinde sisto lafını gördüğünüz zaman aklınıza mesane gelsin arkadaşlar. Sistoskopi de mesaneyi görmek demek. Sistoskopi de mesaneden daha da şey yapabilirsiniz, üreterlere de girebilirsiniz. Başka soru var mı? Açalım chatimizi. Evet. Şimdi. Videoyu görüyor musunuz arkadaşlar? Evet hocam. Yani görüyoruz şu an. Tamam. Large, irregularly shaped, causes uncontrollable bleeding, poses a dangerous risk to the kidneys. A urologist may choose to perform open. Şimdi böbrek taşları çok büyüdüğü zaman kanayabilirler. Şekilleri farklı olabilir. Bu büyüdüğü zaman ürologlar bunların hangi yöntemle alınacağına karar verirler. Buna nefrolitotomi adı verilir. Nefro, böbrek. Lito, taş. Tomi, açmak, almak anlamına geliyor. In nephrolithotomy, an incision is made through the patient's side, between the last rib and the hip, and the kidney to directly remove the stone. The urologist must take great caution to isolate arteries in the kidneys from the surgical region to avoid severe bleeding. After the stone is removed, a catheter is inserted into the kidney to drain urine and give the kidney an opportunity to heal. Nephrolithotomy is major surgery, so a patient's stay in the hospital can last a few days to over a week. Usually, most people who receive open surgery will require a month or more of recovery before they can resume normal activities. Açık cerrahide sistem iyileşmesi zor oluyor çünkü büyük bir şey açılmış oluyor. Büyük bir cerrahi insizyon açılmış oluyor. Evet,
saçmaladı şu anda. Yani az önce gösteren şey şimdi göstermedi. O zaman ben de başka bir şeyle açayım onu. Şeyle açayım. QuickTime'ı açayım. Evet. Bakın kocaman bir insizyon açıldı, görüyorsunuz. Kocaman bir insizyon açıldı. Kişi yan yatıyor, yüzü bize dönük şekilde arkadaşlar. Ne kadar büyük bir insizyon açıldığını görüyorsunuz. Oradan karın kaslarını ayırdı. Geriye doğru gidiyor. Neden yan açıyor? Peritonu açmamak için. Böbrekler retroperitoneal olduğu için peritonu açmamak adına böyle bir şey yapıyor. Ne yapalım? Bunu biraz hızlandıralım. Önceki QuickTime Pro'ydu. Orada daha fazla şeyler yapılabiliyordu. Bakın böbreği yavaş yavaş ortaya çıkartıyor. Böbreği ortaya çıkarttıktan sonra telvisini açacak. Bakın böbrek telvisine geldi. Oradan taşı alacak. Islatıyor şu anda. Yıkıyor daha doğrusu. Pelvisin içine girip açtılar şu anda pelvisi. Bakın şurada görülüyor açıklık. Yani açık cerrahi tercih edilmiyor çok fazla artık. Çünkü çok büyük bir cerrahi işlem yapılmış oluyor. Bakın aldık. Kocaman bir böbrek. Yani tamamen açık. 20 santim kadar bir açıklık var. Pelvisi kesti şimdi. Yani pelvis enayisi kesti. Orak uçlu bisturiyle arkasına doğru girdi. Tekrar kesti. Ve taşı alacak. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu işlemi yaparken kostalar engel olmuyor mu arkada? Yok, kostaların altından insizyon yapılıyor. Kostalar bu kadar öne doğru gelmiyor. Yani böbreğin posteriorunda kalmış oluyor. Bak taşı tuttu çıkarttı. Böbreğin posteriorunda kalıyor kostalar. O yüzden çok yani bu kostaların cerrahi yerde bir irtibatı, bir engeli yok. Bakalım diğeriyle el medya ile de laparoskopik olarak nasıl yapılıyormuş onu göreceğiz. New Share diyelim. El medya. Evet arkadaşlar, laparoskopik piyelolitotomi. Yani laparoskopik olarak pelvise girip taşları alma
Renal pelvise girdi arkadaş. Girecek daha doğrusu. Henüz girmedi. Kesecek şimdi renal pelvisi. Ve içinden bir sürü taş çıkacak. Yani bunun yerine bipolar kullanıp yakarak da açabilirdi orayı. İdrar döküldü tabii. Yara açınca oraya. Kesi açınca diyelim. Bakın küçük taşlar kendini gösteriyor. Açıldığında göreceksiniz. Maşallah. Açıyor. Tek tek onları topluyor arkadaşlar. Çok fazla taş. Bakın bazılarının şekilleri çok güzel. Strümit dedikleri. Evet, karşıyı mopsalat. Taşları çıkardıktan sonra hepsini, bakın küçükler de var, sepetle de alabilirler. Taşların hepsini çıkarttıktan sonra yapacağı şey dikişi atıp işlemi tamamlamak. Tabii sadece bu değil. Böbrek taşlarına lazerle de müdahale edilebilir. Şekilde gördüğünüz gibi yeşil lazer uygulaması diyor ya, yeşil lazer uygulamasıyla böbrek taşlarına müdahale etmek mümkün. Şimdi bakın böbrek taşına geldi, lazer uyguluyor. Lazerle verilen enerjiyle taşı parçalıyorlar. Bakın taş parçalanmak üzere. Tek parçaydı, şimdi birden fazla parça oldu. Ondan sonra evet küçüldü taş. Taş küçüldükten sonra daha kolay bir şekilde çıkarılması mümkün oluyor. Taşı küçülttükten sonra forcepsle orayı temizleyecek ve taşı çıkaracak. Bakın küçültüyor lazerle ve taşı çıkartıyor. Perkütan nefrolitotomi. Bakın kocaman bir taş var sağ böbrekte. Onu çıkartmak için kullanılabilir. Bakalım ne yapacaklar. Ciltten, bakın ciltten giriyor böbreğin pelvisine ve taşı çıkartıyor. 11 numarayla kesti. Cilde yapıştırmışlar. Opsite deniyordu ona. Operation site anlamında. Oradan telle içeriye doğru gidiyor. Tel guide teliyle böbrek pelvisini buluyor. Pelvise daha sonra kanülle giriyor. Kanülle girip genişletiyor. Kanülden sonra plastik yapıyla giriyor. Plastik kanülle giriyor. Bir yandan da fluoroskopide nerede olduğuna bakıyor. E tabii X ışını veriyor burada. Kişinin yani hekimin kendini koruması önem arz ediyor. Kateteri yerleştirecek. Kateteri yerleştiriyor. Ondan sonra yavaş yavaş yapıları, taşları kateterin içine alıp çıkaracak. Hep bir daha büyüğünü yerleştiriyor. Hep bir daha büyüğünü yerleştiriyor. O şekilde geliyor. Balon dilatasyon.
şeylerde, laparoskopilerde, perkütan işlemlerde çok kullanılır. Oraya girdikten sonra balon şişiriyorsunuz ve insizyonunuzu genişletmiş oluyorsunuz. Ondan sonra taşları alıp kanülünüzden dışarıya çıkartıyorsunuz. Büyükse taşlar, kırıp çıkartıyorsunuz doğal olarak. Böbrek taşları üretrada da tıkılıp kalmış olabilir. O zaman sistoskopi yapıp üretradan çıkartmaya çalışacaksınız. Mesaneye giriyor, bakın giremiyor. Üretrada takılıp kalmış, kanatıyor etrafı. İçeriden ne yaptı? Sıvı verdi. Sıvı verince, içeriden geriye doğru sıvıyı, suyu daha doğrusu verince izotonik ne oldu? Üretra genişledi. Üretra genişleyince taş serbest kaldı. Ondan sonra alacak taşı. Yavaşça, evet, aşağıya doğru kayacak ve taş çıkacak. Geri çekiyor. Arkasında da şeyi, forceps'i, backbite gibi bir şey. Geriye doğru çekti ve üretradaki taşı çıkartmış oldu. İşte bu kadar. Böbrek taşları çok çeşitli şekillerde olabiliyor arkadaşlar. Çok çok farklı şekillerde olabiliyor. Şimdi onları göreceğiz. Ürik asit taşları, kalsiyum oksalat taşları, silika taşları demin görmüştük. Ürik asit tipik olarak böyle. Kolesterol taşları gibi. Ama çok güzel, çok güzel taşlar var. Evet. Şimdi böbrek nakli ile ilgili bir video var. Şimdi böbrek nakli nasıl yapılıyor? Arkadaşlar böbrek naklinde patlak lastiği değiştirir gibi çalışmayan böbreği çıkartıp yerine yenisini takmıyoruz. Yapılan şey böbreği yerinde bırakmak, çalışmayan böbreği. Üçüncü böbreği ise fossa iliacus'a, yani pelvisin içerisine yerleştirmek. İliacus kasının üzerine yerleştiriyoruz. Arterden, internal iliaktan arterini alıyoruz. Böbreğin kendi üreterini o taraf üretere ekliyoruz. Bu sayede ne yapıyoruz? Mesaneye gitmesini sağlıyoruz üreterin, idrarın. Neden çalışmayan böbreği yerinde bırakıyoruz? Çünkü böbrek tek başına bir idrar üretmekle sorumlu değil. Yani başka görevleri de var. Yani böbreğin tek görevi idrar üretmek değil. Onun için daha farklı görevleri de var. Onlara dikkat ediyoruz. İşte donörden burada alacaklar böbreği. Yavaş yavaş alıyor. Yapıya doğru geliyor. Tabii açık olduğunu görüyorsunuz. Şimdi böbreğin arterlerine çok dikkat etmek gerekir. Böbreğin arterlerine. Neden? Çünkü böbreklerde birden fazla arter olması çok sık görülen bir şeydir arkadaşlar. Eskiden aksesuar renal arter deniliyordu. Artık supernumerary renal arter deniliyor. Yani fazla sayıdaki renal arter adı veriliyor. Artık aksesuar olmadığı biliniyor. Neden? Çünkü böbrek arterleri end arterdir arkadaşlar. Yani böbreğin damarları
gittiği zaman uçlara doğru birbirleriyle anastomoz yapmazlar. O böbrek, pardon, o arter o bölgeyi besler. Bir başka deyişle o bölgeye başka bir arterden kan gelmez. O artere zarar gelirse o bölge ölür. İşte bu sebeple böbreklerin arterlerinin varyasyonlarına çok dikkat etmek gerekir. Mesela transplantasyon içinde bu şekilde. Donörde fazladan böbrek arteri, renal arter varsa onların da düzgün şekilde bağlanarak düzgün şekilde alıcıda da anastomozların yapılması gerekir. Bakın renal arterin diseksiyonu, ondan sonra dalları ayrıldı, sonra böbreği yerinden çıkaracaklar. Böbreği yerinden çıkardıktan sonra perfüzyonu devam ettirecekler. Bakın soğuk perfüzyon zamanı deniyor buna, soğuk iskemi gibi. Sonra donörü burada kapatıyorlar. 83 dakikada bitirmiş. Tabii öbür tarafta bu devam ediyor. Alıcı için de aynı şey devam ediyor. Daha doğrusu benzer bir durum devam ediyor. Ne oluyor? Böbrek transplantasyonu güzel bir tur attırdı yapıya. Ondan sonra bir sürü hikayesi var bunların. Güzel bir şey. Neden böbrek nakline gerek oluyor? Burada böbreği çıkardı, yenisini koydu. Tabii ki böyle yapılmıyor. Bu slide'ı o yüzden böyle tutuyorum. Böbreği çıkardı, yerine yenisini koydu. Ama bu illüstrasyon olduğu için böyle. Yani onun yerine görevi bu yapsın diye. Oysa biz gerçekte bunu çıkarıp hadi bu çalışmıyor, yerine çalışanını takalım demiyoruz. Çıkardılar böbreği. Ondan sonra ilerleyecekler. Diğer taraftan nakil hastasına getiriyorlar. Damarlarını açığa iyice çıkardıktan sonra nakil hastasına gelip anastomozlarını güzelce yapıyorlar. Benzer durum pediatrik hastalarda da oluyor. Böbrek hastalığı çocuklarda da olabiliyor. Doğumsal olabiliyor, sonradan olabiliyor ama çocukları da çok etkiliyor arkadaşlar. Uygun duruma geldiğinde burada annesinden aldı böbreği. Bakın böbreği çıkarttılar. Adamın elinde böbrek var. Yani bu kadar uzun süre elinde taşımaması gerekirdi onun. O tepsinin yakınına getirilmesi gerekti. Çünkü elinden kayabilirdi. Yani çok aptalca bir şey olurdu ama olma ihtimali vardı. Sonra çocuğa geldi. Buzun içinde tabii. Çocuğu hazırlıyorlar. Yani alıcıyı hazırlıyorlar. 8 hafta sonra çocuk futbol oynamaya başlıyor. Demek ki buradan çıkaracağımız sonuç böbrek nakli yapılan çocuklarda futbol becerisi artıyor diyebiliriz. Bilim adamı Temel. Kidney swap diye bir şey var arkadaşlar. Öyle bir yöntem uygulanmaya başlanmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü donasyon yok, bağış çok yok. O zaman diyorlar ki şöyle yapalım. Bağış yapacak olan kişiler, yani hastanın yakınları ile diğer hastanın yakınlarını eşleştirelim. Yani Ahmet'in çocuğunun böbreği Ayşe'ye, Ayşe'nin kardeşinin böbreği Ahmet'e takılsın diye bir şey başlatmış oluyorlar. Bu onunla ilgili bir bilgi veren bir şey. Bu da değişik bir şey olduğu için çok fazla görülmüş bir durum değil ülkemizde. Onun için size paylaşmayı istedim. Arkadaşlar bence devam edelim. Sizler ne dersiniz? Videolara bakmaya devam edelim diyorum. Devam edelim hocam. Bakın üretral kateterizasyon nasıl yapılıyor? Bu da
Üretral kateterizasyon. Tabii dikkatli olmamız lazım. Niye yapıldığını, nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Yani mesaneyi boşaltmamız gerekiyor. Ya da kişi kendinde olmayacaksa, kalkmaması gerekiyorsa gibi durumlarda. Şunu unutmayın, tek başınıza bunu steril olarak yapmanız lazım. Tabii idrar sondası takma becerisini gördünüz ama dikkat edilmesi gereken şey sterildir, mesane sterildir. O yüzden sondayı oraya steril olarak ulaştırmamız gerekiyor. Bakalım ne yapıyoruz? İşte önce kateterizasyona geldiğimizde uygun temizliği yaptıktan sonra içeriye biraz lidokainli kaydırıcı enjekte etti. Yapabiliriz ya da katetere bunu biraz sıkabiliriz. Sonra penis başını patiponla temizledikten sonra kateteri alıp ilerletiyor. Tabii bunu yapmak o kadar kolay değil. Tek elle sırasını bozmadan yapmanız lazım. İçeri girdikten sonra üzerinde yazan miktarda serum fizyolojikle balonunu şişireceğiz ki mesaneden dışarı çıkmasın. Güzelce şeyini de takacağız. Torbasını da takacağız ve işlemi tamamlamış olacağız. Kadında nasıl yapılıyor? Bir de ona bakalım. Farkı yok aslında. Farkı yok. Ha, makette yapmış. Aynı şekilde kayganlaştırıcı temizlik. Temizlikten sonra üretradan içeri giriyoruz. İdrarı aldıktan sonra balonunu belirtildiği miktarda şişiriyoruz. Torbayı takıyoruz, bitiriyoruz. Bakın sonra da erkek oldu bir anda. Maket. Sistoskopi. Yani mesaneyi gözle görme. Yaptığımız şey üretra ve mesanenin endoskopik olarak görüntülenmesi. Birçok sebeple yapılabilir ama en önemlilerinden biri mesane tümörü var mı yok mu diye bakmak. Kısa sürer arkadaşlar içeri bakmak. İçeriye giriliyor, bol miktarda sıvı veriliyor. Sıvı verildikten sonra da ışıkla içeriye bakılıyor. Ondan sonra sistoskopun içinden aletlerle almak da mümkün. Biyopsi almak da mümkün. Taş varsa taşları da almak mümkün. Tabii sonunda ne yapıyoruz? Bir idrar sondası takıyoruz. Tabii erkekte sistoskopi biraz daha zorlu. Önce penisi abdomene doğru getiriyoruz. Ondan sonra aşağıya doğru uzatıyoruz ki prostatik üretradan dümdüz girebilelim diye. Prostatik üretradan dümdüz geçtik ve mesanenin içerisine girdik. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü sistoskop rigid bir şey, sert bir şey. İçeri ışık verdik, sıvı verdik. İçeriği iyice gözlemliyoruz. Bakın orada şurada bir yapı gördü. Karnabahar gibi içeriye doğru, lümene doğru büyümüş bir yapıdan örnek aldı. Tabii böyle tamamını söküp alamıyor. Sonra sondayı şişirdi, bitirdi. Bazı durumlarda idrar sondası takamazsınız. Birçok sebebi olabilir. İşte penil striktür olabilir, üretral striktür yani daralmalar olabilir. Bu durumda suprapubik yapmanız gerekir. Yani pubisin hemen üzerinden mesanenin duvarını delerek içeriye kateter takmanız gerekebilir. Ameliyathane koşulları gerekmez. Oda koşullarında bunu basit bir ameliyat işlemle gerçekleştirebilirsiniz. Önce cildi kesersiniz, ondan sonra mesaneye girersiniz. Anestezi tabii ki uyguluyorsunuz, bir lokal anestezi. Mesaneye giriyorsunuz, telinizde o set halinde zaten kateter. Sonra daha geniş plastik kanülünüzü geçiriyorsunuz etrafından.
Mesaneye girip idrarı aldıktan sonra onun da balonu var. Onu da şişiriyorsunuz ama bunu da farklı olarak bir de dikiş atıyorsunuz. Böylece kişinin karın ön duvarından mesaneye giriş yapılmış oluyor. Suprapubik sistostomi. Ostomi ağızlaştırma demek. Ne sebeplerini görebiliyorsunuz. Bakın çok basitçe adam burada bisturi dahi kullanmıyor. Bisturi ucu bile, sapı bile kullanmıyor. Ucunu eliyle tutmuş. Direkt yaptı amca. Hindistan'da ama olsun. Bakın ne kadar güzel kıyafetleriyle. Ama alan steril. Şunun kazağa girmezse eğer steril kalacak. Girdi, bir kişini atıyor, tutturuyor ve kişi artık oradan idrarını çıkartmış oluyor. Şimdi bazen mesane boynu sarkar arkadaşlar. Mesane boynu sarktığı zaman sfinkter kontrolü ortadan kalkar. O yüzden mesane boynunu asmak gerekir. Mesane boynunu asmak için basitçe bir yöntem bu. Ne yapmışlar? Vajenden giriyorlar, duvarından geçip yukarıya bir obturatör membrana bir ok takıyor diyelim. Ondan sonra diğer tarafa geçecek daha sonra. Diğer tarafa geçtiği zaman da diğer membran kısmına takıyor. Bu sayede ne yapmış oluyor? Yapıyı şeyin üzerinden, vajenin üzerinden üretranın altına takmış oluyor. Böylece üretra başlangıcı ve mesane boynunu yukarıya asmış oluyorlar. Üriner diversiyon diye de bir şey var. Mesaneyi çıkarttığınız zaman kişinin idrar yollarının yeniden yapılması gerekiyor. Tabii mesane kanserinde çok büyük açmak zorundasınız ama üriner diversiyon yapılacağı için bu gerekiyor. Yapacağı şey ileyumdan bir miktar almak. Bakın biraz sonra ileyum alacak, alıyor şu anda ve onu mesane haline getiriyor şu anda. Bakın dışarıda bir mesane yaptı. Onun aletleri var. Çok basitçe onları birleştiriyor. Ondan sonra o mesaneyi yaptığı mesaneyi yani bakın kenardan üreterlerin gireceği yerleri yaptı. Üreterler oraya doğru giriyor ve diversiyonu tamamlamış oluyor. Kadın genitale geldik. Pelvik muayene, kadın genital. Şimdi arkadaşlar, pelvik muayenede bazı önemli unsurlar var. Bir kere ortam temiz olacak, aydınlık olacak. Yanınızda bir hemşire bulundurun. Örtü olmasına dikkat edin. Ve kişiyi bilgilendirerek muayene edin. Lap diye elinizi, parmağınızı sokmayın. Bakın spekulumu ne yaptı? Sıcak suyun altına tuttu. Tabii kaynar su değil, sıcak su. Yani steril olmasına gerek yok bu noktadan sonra. Tabii önce steril olacak ama paketi açtık, steril kalsın demeye gerek yok. Onu söylüyorum. Ne için yaptı bunu? Isıttı. Çünkü kadının içine soğuk bir metali sokmak hoş bir duygu değil. Girerken önce yan olacaktı. Bu biraz dik yaptı, yanlış yaptı. Yani önce 90 derece çevireceğiz. Yan tarafa, saat yönünde veya ters yönünde. Ben ters yönünde çeviriyordum. Ters yönde çeviriyorsunuz. Ondan sonra içeri girdikten sonra normal yönde çeviriyorsunuz. Serviksi gördükten sonra buradaki vidasını çevirerek sabitliyorsunuz açıklığı. Ondan sonra içeriden servikal sürüntüyü alıp işleminizi tamamlıyorsunuz. Tabii bu
Bunun tek yöntem bu değil. Daha doğrusu muayenenin tek komponenti bu değil. Tabii ki bir manuel muayene de gerekiyor. Bu uzun uzun ne olduğunu, neden olduğunu anlatıyor. Bakın burada arkadaş ne yaptı? Şeyi ısıtıyor. Isıttıktan sonra yapacağınız önemli bir şey. Bakın şurada gösterecek galiba. Evet. Bakın şeyi spekülumu ısıttı ve uyluğun iç tarafına değdirdi. Neden? Bakın şu sıcaklıkta bir şey muayenede kullanacağım demek için iyi bir şey. İçeriye girdi pelvik muayenede. İyice açtı yapıyı spekulumu. Görüntüledikten sonra serviksi işte o vidasını sıkacak. Ondan sonra işte fırçayla, spatulayla neyle alacaksa sürüntüyü alacak ve işlemi bitirecek. Başka neler var? Bir manuel muayene de var. Bir manuel muayene de şeyin yerini uterusun pozisyonunu anlarsınız. Bir manuel muayenede de yine her zaman ne yapmak lazım? Kişiden izin alıp bilgilendirip öyle işlemi yapmak gerekiyor. Evet, içeride uterusları, tüpleri, overleri muayene etme durumudur. Bir manuel muayene. Çünkü her yerde ultrason olmayabilir. Overyan kistler, bazen çok büyük kistlerle karşılaşırsınız. 16 kiloluk kist çıkarıldığıyla ilgili haberler vardı. Hindistan'da 30 kiloluk bir kistten söz ediliyordu. Bakın şu görünen kist arkadaşlar. Şu. Over kist. Bu. Dev bir over kisti. Evet, bazen kişi hamile olduğunu zannediyor. Tabii bu gelişmemiş toplumlarda daha çok. Hamile olduğunu zannediyor, gidiyor over kisti çıkıyor. Doğumla ilgili bir videomuz var. Animasyonumuz. Doğumda çocuğun çeşitli hareketleri var. Onları göstermek için koydum bunu. Önce pelvis girişine çocuk kafasını yan yatırıyor, sonra kafasını çeviriyor. Ön arka yapıya uyması için. Serviksin silinmesine efasman deniyor. Fransızcadan geçmiş. Serviks yumuşuyor ve siliniyor. Çünkü normalde sert olduğunu hatırlıyorsunuz. Serviksi geçtikten sonra çocuk kafası tamamen pelvise giriyor. Ondan sonra yüzünü arkaya doğru dönüyor. Pelvisin arkasına doğru dönüyor. O şekilde geliyor. Sonra omuzlarını çeviriyor. Omuzlarını yani en uzun mesafeye, en uzun pelvis çapına, en uzun yerini denk getirme sebebiyle bu durum gerçekleşiyor. Evet, böyle bir sezaryen nasıl oluşuyor ona bakalım, gerçekleşiyor. Karnı açıyoruz. Pfannenstiel insizyonu deniliyor. Pubisin üzerinden horizontal kesi. Tabii horizontal kesiden sonra hemen pıt diye çocuk çıkmıyor. Çünkü çok uzun kesmiyorsunuz. Yukarıdan nasıl bastırıyor? Yukarıdan ittirdi, çocuğun kafası çıktı. Kafası çıktıktan sonra çocuğu oradan doğurtmak gibi bir şey. Yavaşça çocuğu çekip hoppa çıktı. Şimdi klemplenecek, göbek klempi konulacak ve hemen çocuk doktoruna teslim edilecek. Onlar da ısıtacaklar. Baba burada bayılmamış. Burada ısıtacaklar, edecekler. O ıngar dedikten sonra annesine gösterecekler. Bir başka sezaryen videosu var arkadaşlar. Bu da neredeymiş? Burada tek başına yaptırıyor doktor doğumu. Tek başına yaptırıyor ama
biraz daha değişik bir durum söz konusu. Evet, doğum bir köpeğin sezaryen doğumuydu. Bir sürü bebek var. Tabii farklı olarak bunlar saç kurutma makinesini kurutuyorlar bebeği. Biraz tabii insandan farklı olması çok normal. Endometriozis. Endometriozis, endometrium dokusunun uterusun iç yeri, iç yüzeyi dışında başka bir yerde olması durumu. Tabii ki bu endometriozis olması durumunda yapı senkronize olarak, uterusun iç kısmıyla senkronize olarak hareket ediyor. Mesela intraabdominal endometriozisler olur. Sıklıkla bakın plak halinde tüplerde olur veya uterus dışarısında olabilir. Abdominal kavitede, peritonda olur. Tipik olarak endometriumla beraber hareket ederler. Bu durumda kronik pelvik ağrı gibi durumlar söz konusu olabilir endometriozis'te. Hatta bir endometriozis vakası korneada olmuş, konjüktivada olmuş. Böyle ayda bir kadında konjüktivit gelişiyor. Derken birisi, bir göz doktoru şans eseri bunun sebebini bulmuş. Endometriozis cerrahisi nasıl yapılıyor? İşte abdomene girecek. Bakın şeyleri görüyorsunuz, overleri gördünüz. Orada bulacağı endometriyum dokusu var. Dışarıda buldu bir tane endometriyum dokusu. Onu yakacak. Yani onları alarak, yani burası periton içi, karın duvarı, karın içi. Oradaki endometriyum dokularını yakarak ortadan çıkartmaya çalışıyor. Histerektomi. Histerektomi, uterusun çıkartılması. Uterusun çıkartılması ne yapıyor? Vajinal yolla olabilir, abdominal yolla olabilir. Sebeplerinden söz ediyor burada. Histerektomi özellikle çok fazla kanamaya yol açıyorsa veya uterin kanserler varsa tabii ki yapılması gerekir. Vajinal histerektomi bir çeşit endoskopik gibi düşünebilirsiniz. Vajenden girip yapıların, yani uterusun çıkartılması ya da transabdominal laparoskopik olarak da yapılması mümkün. Sonuç olarak uterusun çıkartılması histerektomi. Küplerin de çıkartılması salpingo, overlerle birlikte salpingo overektomi. Yani bir sürü şeyi var. Uterusu çıkartıp bir taraf tüp ve over çıkarılabilir. Burada da size bilgi verici sebepler anlatılıyor. Bakın şu Pfannenstiel insizyonu tipik olarak şey insizyonudur. Sezaryen insizyonu. Bu vertikal çizdi. Oysa vertikal değil, horizontal yapılmalı. Bakın bu. Horizontal yapıyorsunuz, açıyorsunuz, rektusu distal, rektusu vertikal kesiyorsunuz. Çok mantıklı. Lineal badan kesip içeride yapıları görüyorsunuz. Rektusu horizontal kesmeye gerek yok. Bakın tüpleri oradan bağladı. Uterin ligamentleri aldı. Tüplerle beraber overleri de aldı gitti. Tabii robotik de yapılabilir. Daha küçük yerden girip işlem yapmak adına robotik histerektomi de yapılabilir. Ama işte şeyin yerini ve yapısını düşündüğümüz zaman aslına bakarsanız laparoskopik histerektomi son derece başarılı. Robotik buna bir şey katıyor mu? Onun uzmanı değilim. Onu dönem 4'te görürsünüz. Salpingo oferektomi, yani tübün ve overin alınması. Overi serbestleştiriyor. Bakın yağ doku hemen her yeri doldurmuş. Ligamentum suspensorium ovali bu.
içinden arterin gittiğini görüyorsunuz. Yaktı onu. Flips diyecek sonra. Evet. Yaktı. Yapıyı aldı. Overi serbestleştirdi. Ondan sonra diseksiyonunu yapıyor. Tüpün diseksiyonunu yapıyor. Uterusa girdiği yerden ayırdıktan sonra girdiğimiz açıklıktan dışarı çıkacak. Geldik erkeklerde neler varmış. Erkeklerle ilgili muayene. Yine aynı amcamız yapıyor muayeneyi. Evet. Bakıyorsunuz ne var ne yok. Yara var mı? Gözle görülen bir ağrı var mı? Hipospadyas var mı? Üretral açıklık sağlıklı mı? Testislerde ele gelen bir şey var mı? Genel muayenede bunu görüyoruz. Bakın burada da şey muayenesi yaptı. Herni muayenesi yaptı. Bu kadar. Transüretral prostatektomi, TURP. Burada üretradan girip prostatı temizliyoruz. Burada anlatıyor, şu şöyledir, bu böyledir. Aynı sistoskop gibi. Sistoskopla girdik üretraya, üretraya girdik. Ondan sonra prostat kısmına geldik. Prostat kısmına geldiğimiz zaman küretlerle ya da backbite küretlerle, geriye doğru ısıran küretlerle, bu bir backbite, oradan ısıra ısıra temizliğe bu kısmı, prostatı bir alıyoruz. Veya içeri girdiğimiz zaman yeşil lazerle prostat dokusunu küçültüp eriterek de ortadan kaldırmak mümkün olabilir. Tabii ki alınan dokudan, yani şüpheli dokudan mutlaka örnek almamız lazım. Bu örnek almanın sebebi de patolojik inceleme yapmak. Bakın patolojik incelemede tanıyı koyuyoruz. Tabii ki bu rezeksiyonlar beyin prostat hiperplazisi durumunda. Yani kanser olmayan durumlarda üretradan girerek prostatın çıkartılması söz konusudur. Eğer ki prostat kanseri varsa transüretral rezeksiyon yapılmaz arkadaşlar. Kanserde mutlaka etraftaki lenf modüllerinin değerlendirilmesi gerekir. Bulbar üretral striktür. Yani üretranın bulbar parçasının daralması söz konusu. Ne yaptı? Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Şuradan geliyoruz. Bakın şurası skrotum, aşağıda anüs, perine, erkek perinesini açtı ve üretrayı buldu. Corpus spongiosum'un başlangıç yerinde, bulbus penis kısmında striktür olduğunu saptadı var. Bakın şöyle bir striktür var. İçeride bir mukoza ya da bağ dokusu gelişmiş. O striktürü açıyor. Ondan sonra onun açık kalması için tabii ki araya bir kateter yerleştirecek. O oraya dikti bakın. Oraya genişletti bir şeyle. Graft dokusuyla. Genişlettikten sonra kateteri taktı ve sistemi kapatıyor. Kapattıktan sonra o bulbar striktürün önüne geçmiş oldu. Daha doğrusu tedavisini sağlamış oldu. Burada vazektomiden söz ediyoruz. Vazektomi vas, yani ductus deferensin bağlanması. Erkek kontrasepsiyonu denilebilecek bir durum. Ne yapıyor? Şeyi çıkarıyor, ductus deferensi. Çıkardıktan sonra iyice, bakın bu funikulus, ductusu açıyor. Açtıktan sonra içinden ductus çıktı. Bağlayacak. İki yerden bağlamak gerekir. Ve ondan sonra kesecek. Bağlayıp kesiyorsunuz. Yani şu şekilde arkadaşlar. Şu bir ductus. Geldi şu şekle getirdi.
şuralardan bağlayacak, sonra uçlardan kesince böyle kalmış olacak. İyice bağlantıyı birbirinden ayırmış olacak. Başka bir durum, son yıllarda çok sık olduğu, daha doğrusu daha fazla gündeme gelen diyelim, penil protezler. Ereksiyon bozukluklarında kullanılan penil protezler ne yapılıyor? Korpus kavernozumların içerisine şişirilebilen protezler konuluyor. Silikon protezler olabilir. Ama bunlar şişirilebiliyor. Şişirildiği zaman uzayıp kalınlaşıyorlar. Önce korpus kavernozumun içine bir yer yapılıyor. Sonra penil protezi yerleştiriyor. Protezi yerleştirdikten sonra arkada skrotumun içerisine doğru da bir kurus penisin içerisine doğru da bir kısım gönderiyor. Sonra skrotumun içerisine de şişirilecek olan ucunu gönderiyor. Onu da içeriye doğru uzattıktan sonra skrotumun içine bir pompa koyuyor. Pompayı da bu şişirilecek yerlerle ne yapıyor? Birleştirip sabitliyor. Ondan sonra tabii ameliyattan sonra mutlaka sonda takılacak falan filan. O ayrı mesele. Mesaneyi boşalttı, şu bu. Nasıl çalışıyor? Kişi skrotumun içerisindeki pompayı şişirmek suretiyle bunu çalıştırıyor. Pompanın yerinden çıkmasını engelleyecek şeyleri de gerçekleştirdi. Protezi çalıştırmak için skrotumdaki pompayı şişiriyor. Sonra orada bir yer var. Skrotumdaki pompada basılı tuttuğu zaman indiriyor. Evet, protez takıldı. Bu da kişide nasıl oluyor? Protez takıldı. Şimdi şişiriyor protezi. Kabul edilebilir bir ereksiyon sağlanmış oluyor kişide. Tabii bunun birçok sebebi olabilir. Mesela burada bakın neyi görüyoruz? Muhtemelen mesane kanseri, prostat kanseri sebebiyle penil yapıların, penil sinirlerin ortadan kalktığını, zarar gördüğünü görüyoruz. Aynı pompaya basılı tuttuğu zaman da protezin içerisindeki hava ya da sıvı ne varsa içerisinde gidiyor. Evet arkadaşlar, son iki videomuza geldik. Bu videoları bilginiz olması için koyuyorum. Bunlar trans videoları, cinsiyet değiştirme videoları. Burada erkekten kadına dönüşüm yapılan şey, bakın ne yaptı? Skrotumu açtı. Skrotumu açtıktan sonra korpus, tabii testisleri çıkaracak ama korpus kavernozumları da çıkaracak. Ama korpus spongiozumu yerinde bırakıyor. Çünkü korpus spongiozumun içerisinde üretra var. Onu yerinde bırakıyor. Skrotal dokuyu kullanıyor. Oradaki yapıları aldıktan sonra, penis derisini aldıktan sonra penis derisinden vajen yapıyor. Tabii dışarıda yapacak, sonra içeriye doğru takacak. Penis derisinden içeriye doğru vajen yapıyor. İçerisine tabii şeyler koyacak. Petler koyacak bir sürü. Sonra üretrayı bakın vajen yerine getiriyor. Penil dokuyla birlikte
vajeni oluşturduktan sonra içeriye takacaklar. Ondan sonra yukarıda da şeyi çevirmişlerdi. Üretrayı çevirmişlerdi. Onu yerine getirecekler ve işlem tamamlanmış olacak. Sadece kadında erkekten mi kadına dönüşülüyor? Kadından da erkeğe dönüş söz konusu tabii. Kadından erkeğe dönüşte bu sefer ortamda bir deri ihtiyacı var. Yani cilt ihtiyacını erkekten kadına dönerken penis derisinden ve skrotumdan elde etmişlerdi. Ama kadından erkeğe dönerken penis derisi yapmak için cilt gerekiyor. Bunu uyluktan alabilirler veya ön koldan alabilirler. Uygun yer neresiyse bu kişi de ön koldan o deriyi almışlar. Evet, ön koldan aldıktan sonra deminki şekilde protezlerle ne yapılıyor? Bir penis yapılıyor. Penis yapıldıktan sonra işte uygun donör kısma şeyler konuluyor. Meshler konuluyor ağ şeklinde. Onlar oradaki epitelizasyonu ve yenilenmeyi sağlayacak. Ondan sonra penis yapılıyor. Penis yapıldıktan sonra içerisine demin söylediğimiz şeyler konuluyor. Protezler konuluyor. Ve sonunda evet, protez şeyde donör kısımda iyileşiyor. Kişinin de penisi oluyor. Tabii burada dikkat edilmesi gereken şey dövme. Adam koluna diye yaptırdığı dövme gün geliyor başka bir yerinde olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, göstereceğim son videoda buydu. Şimdi sanırım şeyimiz bitti. Derslerimizin tamamını bitirmiş olduk. Bunun da sizin son anatomi dersiniz olmasını diliyorum arkadaşlar. Umarım bundan sonra dönem 2 anatomi dersi görmezsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. İleriki yıllarınızda, ileriki yıllarda da başarılar diliyorum. Bir yıl boyunca elimizden geldiğince sizlerin daha iyi eğitim almanız için, iyi hekimler olmanız için, daha iyi eğitim almanız için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Elbette ki kusurlarımız olmuştur. Onlar affola. Hepinize hekimlik yaşamınızda başarılar diliyorum. Her zaman etik kuralları lütfen göz önünde bulundurun. Birçok şey değişir, konjonktürler değişir, kurallar değişir, siyasal kurallar değişir, toplumsal kurallar değişir ama etik kurallar bunlar arasında en zor değişenlerdir. Sizi akşam yastığa başınızı koyduğunuzda sizi düşündürmeyecek, kafanızı karıştırmayacak, kendinizi rahatsız hissettirmeyecek kararlar vermenizi dilerim. Hepinize bol şans, güzel bir hekimlik yaşamı dilerim arkadaşlar. Son ders böylece tamamlamış oluyoruz. Soru varsa bana hemen de sorabilirsiniz, sonra da sorabilirsiniz. Hocam ben bir minik bir şey sorabilir miyim? Benim internetim bir gitti geldi de. Evet. Böbrek nakliyle ilgili bilmemiz gereken şeyler ne? Yani önemli olan ne bilmemiz gerekiyor? Böbrek nakli lastik patlak gibi değil. Yani çıkarıp yerine takmıyoruz. Üçüncü böbreği koyuyoruz. Birazdan zaten videoyu göndereceğim. Orada o kısımları da belirttim. Böbrek naklinde yani böbreğin sadece idrar üretmek gibi bir fonksiyonu yok. Başka birçok fonksiyonu da var. Yani hipertansif, daha doğrusu tansiyondan, kan basıncından tutun da endokrin fonksiyonlara kadar. O sebeple çalışmayan böbreği yerinden çıkartmayıp
üçüncü böbreği fossa iliaca'ya koyuyoruz. Başka tamam, var mı soru? Teşekkür ederim. Bir minik bir şey daha sorabilir miyim? Hadi. Bir de sarkan mesane boynunu yerine dikmekle ilgili bir şeyler söylediniz ama ben tam yazamadım, orayı kaçırdım. Ya mesane boynu sarktığı zaman, anatomik yapısını kaybettiği zaman şey çalışmıyor. Sfinkterler çalışmamaya başlıyor. Bu durumda da intraabdominal basınç artınca, gülerken, otururken, kalkarken, ıkınırken, yani öksürürken idrar kaçırma söz konusu oluyor. Tipik olarak fazla normal doğum yapmış kadınlarda bunu görüyoruz. O sebeple mesane boynunu asmakla ilgili prosedürler yapılıyor. Zaten çoğunlukla şeylerde, mesela histerektomi yapılırken mesane boynunu da muayene edip eğer sarkma varsa oraya da bir dikiş atar zaten deneyimli cerrahlar. Yani mesane boynunu yukarıya kaldırarak, önceki anatomik pozisyonuna doğru kaldırarak, hatırlarsanız kadınlarda pubovezikal, erkeklerde puboprostatik ligament mesane boynunu yerinde tutar diyorduk. Şimdi çok doğum yapınca kadıncağız bu ligament gevşemiş oluyor. Onun yerine o ligamentin yaptığı işlevi destekleyecek bir dikiş atılmış oluyor. O deminkinde de intravajinal yolla bir obturator membrana saplama şeklinde bir teflon yama söz konusu. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Başka var mı arkadaşlar? Peki. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize başarılar.